Ve hanımlar beyler, karşınızda televizyon çocuğunuz Okan Bayülgen. Yeah! Bugün çok cep telefonu şey yaptım, şıf tıttım, telefon çok çaldı, çok konuştum. Onun için böyle bir konuşma tarzı gelişti ben. Öptüm canım, öptüm toplum, toplum, öptüm canım. Pek de iyi duyulmuyor, öptüm, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Böyle bir yüksekten alın. Sonra düşün, herhalde Reha'ya çok telefon geliyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Şimdi bazı ölülerle canlı yayın bağlantısı kuracağız. Efendim, Uykusuz Gecelerin Yalnız Yüreklerin ilaç programı televizyon çocuğunda bu gece çok önemli konuklarımız var. Ama programımızın özellikleri bitip tükenmiyor. Ne özellikleri var programın? Manyak! O bu işte. Bu adamı tespit edelim. Bu manyak diye bağıran adam bu. Hepimizin ağzına taktı. Bütün Türkiye'nin ağzına taktı. Yolda bana bağırıyorlar. Manyak! Manyak! Manyak bu adam. Manyak! Bu adam. Bu adam. Kalk! Kalk! Manyak! 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 Bu gece çok önemli konuklarım var. Tiyatro dünyasının, sinema dünyasının, şov dünyasının, televizyon dünyasının çok önemli. Ama gerçekten inanarak söylüyorum. İki ismi Yalçın Menteş ve Mehmet Ali Erbil birazdan stüdyomuzda olacak. Bugün bir şey düşündük hep beraber. Bu pazartesi de biraz boktan oluyor. Pazar geceleri böyle bir vicdan muhasebesiyle geçiyor. Bu hayat yaşanmaya değer mi? Bu ülkede kalsak mı, kaçsak mı? Ne yapsak gibilerden. Pazartesi hemen bunun ardından sabah köründe iş yerlerinize gidiyorsunuz. Gecenin bu saatlerine kadar bizim için sabrediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber Gürkan Zengin ve Çiğdem Anat da çok teşekkür ediyor. Ayrıca da biz kendilerine bu gece, Perşembe gecesi olduğu gibi, haydi bizden sonra hemen HBB'yi açın demedikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Öyle demedikleri için sizler de bizim programımızı seyretmek zorunda kalıyorsunuz. Ama eğer HBB'de daha iyi bir şey varsa biz sizi engellemek istemeyiz. Çünkü Gürkan Zengin ile Çiğdem Aras şu anda HBB seyrediyorlar. Evet efendim, bu gece onun için pazartesi geceleri biraz belki daha eğlenceyi sıkı tutmalıyız ki şu hafta güzel başlasın. Değil mi? Benim canımdan çok sevdiğim şey. Hadi hadi. İşaret zafer işaretidir. Fakat daha önce bu parmağımızla böyle hani programın özelliklerini sayarken mıy 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 yaparken bir beyefendiye dokunmuşuz. Kendisi bize dava açmış. 10 bin liralık tazminat davası halen devam ediyor. Cevap vereceğiz. Yani bu hareket Türkiye'de bu şu şu ve şu hareketlerin bunların saplamaları konulara saplama yapmak denir hani. Fakat biz ne bilelim oradan beyefendiye şey yapacağımızı. Oradan böyle bir dava, 10 bin liralık davamız da devam etmektedir. Hatta dediler ki ver 10 bin lirayı kurtar. Yok. İtiraz ettik. Böyle bir hareket, yalan yanlış hareketler yok. Hayriye Tombul from İstanbul. Alo.
İyi akşamlar Okan Bey. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Nasılsınız? Canım, ara şirketten, evet. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok teşekkür ederim. Size bir soru olacaktı. Arzu Özokan İstanbul'dan, buyurun. Alo. İyi geceler. Özgür Uysal from Ankara. Alo Okan. Alo. Kestik Özgür'ü. Hayriye Tombul'la devam edelim. Alo Özgür. Alo. Hayriye Tombul Hanım, buyurun efendim. Size bir sorum olacaktı. Cap cap cap. Ne efendim? Siz küçükken mi? Siz küçükken mi? Ne diyorsun? Burnuna mikrofon sokarım. Tam burnunu bulamıyorum. Sabit dur, burnunu bulamıyorum. Burnuna şey sokarım burnuna. Parmağımı sokarım, dava açtırdım kendime. Getir, getir burnuna. Oradan şey yapamam. Şuradan burnuna sokarım. Kimisin Kürcan ama? Hayriyeciğim, sabit dur canım. Ham yaparım, dava açtırdım. Okan Bey, midem bulanıyor. Ham. Yönetmenimize ya tempolu bir program yapalım gecenin geç saatlerinde, seyirci muhakkak seyreder demiştik, fakat yönetmen yerinde duramadığı için tempo o kadar artıyor ki kameraman ancak kameraya koşabiliyor. Ben bu arada işte önündeki katları inceleyebiliyorum. Sizlere arada oyalanırsınız diye inek falan yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü bir türlü yetişemiyoruz. Evet, işte yeni bir haberimiz geliyor. Niye bağırıyoruz lan gecenin saatlerinde? Evet, amatör işi bir bohem öyküsü diye Atilla Dorsay sinema eleştirmeni ustamız. Efendim, Tabut'ta Röveşata isimli filmi eleştirmiş. Derviş Zaim bu filmin yönetmeniydi biliyorsunuz. Fakat bu eleştiri şıftırması içerisinde küçük bir mülüm bizim dikkatimizi çekti. Diyor ki bu açıdan filmin Antalya'da Sen de Gitme ya da Mum Kokulu Kadınlar gibi filmleri geçip Altın Palmiye alması hadi bir yana, ama bir de kurgu ödülü alması bana bir şaka gibi gözüküyor. Bize de bu bölümde şaka gibi gözüken filmin palmiye alması. Herhalde Atilla Dorsay Antalya'ya gittiğinde ulan arıyorum manavlarda bir kilo portakal bulamıyorum. Bu şehirde palmiyeden bol bir şey yok. Niye portakal veriyorlar? Palmiye versinler diye düşünmüş olacak ki Altın Portakal Ödülü'nün ismi Altın Palmiye olarak değişmiş. Evet. Havlamayan köpek 240 falan filan falan. Isırır. Evet, köpeğin ısırmasını mı istiyorsunuz? O nedenle mi havlamayan köpek alıyorsunuz? Havlamayan köpek niye alıyorsunuz? Onun yerine bülbül alın, kuş alın, kedi alın. Köpek havlamazsa bir önemi kalmıyor. Değil mi arkadaşlar? Yani köpek de böyle değil mi? Onun da mesleği bu yani. Havlayacak ha 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 diye. O şarkıyı biliyor musunuz? Hav 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 benim cici köpeğim, biliyor musunuz? Evet. Biliyorsunuz, peki söyleyeyim bakalım. 1, 2, 3. Hav 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 benim cici köpeğim. Evet, stop. Evet, efendim anlaşılacağı üzere diyorsunuz ki bu kadar seyirci gecenin 1:30'unda bu stüdyoda ne yapıyor? Bunlar annelerinin uyutmakta güçlük çektiği bir takım çocuklar. Bizim de burada bir kreş hizmetimiz var. Burada kendiyle beraber Ali Baba'nın bir çiftliği var. Biz de ineğiz. Ayrıca da hav hav diye program yapıyoruz. Bunu biraz sonra... Pazartesi gecesi kabus sona eriyor. Skeç arkası geliyor şıftırmış. Ali Hakan İzli yorum köşesinde. Ekranların en sert ve en mert programı olmakla övünen televizyon çocuğu aslında acımasız program diye nitelendiriliyordu kendisini. Ama sonunda atarım seni stüdyodan. Ama sonunda insafa geldi. Herhalde Okan Bayülgen sağ olsun bizi kırmadı. Pazartesi akşamı bir skeç arkası yapacaklarını duyurdu. Evet, yapacağız. Üstelik kan göl değil ötü götü...
Burayı yapamadım galiba. Keselim isterseniz. Bir daha şey yapalım, bu bölümü çekelim. Kaan gel. Kaan. Kaan gövdeyi götürecek diye de bizi uyardı. Televizyon çocuğunun skeç mağduru seyircileri o gece mutlaka ekran başına. Çarşamba akşamı Okan'ın topunda 2000'li yıllara kalacak falan diye de bir de övmüş bizi işte gereksiz yere. Evet. Peki. Şimdi bu skeç arkasını yapacağız. Evet ve kendisine vaat ettiğimiz gibi de tam gövdeyi götürürüz. Güneşli bir hava ve kuru yol şartlarından sonra ne okuyorum? Tabii ki bizim Cart Otosan Demir Bükey amcanın efendim Hayatı Sollama isimli köşesinde yağmurlu havalara dikkat buyurmuşlar. Diyor ki güneşli bir hava ve kuru yol şartlarından sonra tüm bu olumsuzluklar ani bir yağmurla sürücülerin önüne çıkar. Hava raporunu dinlemiş olan yayalar yağmurluklarını giyip şemsiyelerini açar. Ancak bu şartlara hazırlıklı olmayan sürücü ise kaza yaparak istatistiklere geçer. Kitap çıkarmayı düşünüyor musunuz? Hava raporunu dinlemiş olan sürücülerin yağmurluklarını alması maddesi çok önemliydi keza burada. Muhakkak onu koymalıydınız. Efendim, Veysel Erkoç TV kulis köşesinde demiş ki, gelelim televizyon çocuğundaki skeçlere. Bu biliyorsunuz medyada gündemin ilk maddesini teşkil ediyor. İkinci madde susurluk olayı. Sonra Mesut Yılmaz'a yapılan saldırı filan diye de medyada konular devam ediyor. Esat Fesat ikilisi sıkıcı olmaya başlamıştı. Bu fark edilmişti ki artık eskisi kadar fark edilmiş ki artık eskisi kadar sık 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 yayınlanmıyor. Hakan Şafak ikilisi ise kendi yetenekleriyle ön plana çıkıyorlar. Skeçlerin belli bir konusu olmuyor genelde. Sanki hemen orada oturup doğaçlama yapılıyormuş gibi. Böyle olunca da daha çok durum komiğine başvuruluyor. Bazı konularsa Bruce Lee, çekirge sadece belli yaştaki bir kuşağın vakıf olduğu esprileri taşıyor. Tabii efendim yani 93 Harbi'nden bahsedecek halimiz yok. Türkiye nüfusunun %78'i 35 yaşın altında olunca biz işte Bruce Lee falan diye espriler yapıyoruz. Mezon Mükerrem Moda Evi. Ankara'nın meşhur kreatrist modacı tersisi Terzi Mükerrem. Burada kreatrist, kreatrist diye bir isim geliyor. Bu da artık dilimize girdi. Mezon Mükerrem. Evet. Mezon Hasan. Gülü bir gün, seni her gün. Gülü soluncaya kadar, seni ölünceye kadar hep seveceğim Leyla. Beni de böyle sevsene Leyla. Evet. Herhalde Gül'e yazılmış bu. Gül. Efendim geldik. Çok istek alan bir bölümümüzde. Bölümümüzün ismi Haberin Şeyi. Arkası. Bunu hiç yapamıyor mu? Efendim Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller dün yeni bir pot daha kırdı. Öğretmenler Günü nedeniyle kendisine verilen potu dikkatsizlik sonucu kıran Çiller, görevlere bana bir daha pot vermeyin, verecekseniz de kırılmayanını veriniz talimatını verdi. Kırdın kalbimi. Sevgili seyirciler, stand-up salgını ülkemizde hızla yaygınlaşıyor. Cem Yılmaz, Rüstem Batum, Yılmaz Erdoğan, Yalçın Menteş, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin yanında yıldızı hızla parlayan İmdat Kaya izleyenlerine kahkaha dolu dakikalar yaşatıyor efendim. Anlıyorsun ya, ulan erkekçe konuş be. Anlıyorum be Mert'e, seni anlıyorum da hoşuma gitmiyorsun. Yok, karşı değiliz ama şey, uy. Şimdi zina değil ya, kanunsuz birleşme abi, anlıyorsun ya. Şey, pansiyondaydılar da cinsinden bir şeyler. Ulan puş desene ki zina ediyorlar. Geliyor. Değerli izleyenler, tren öpsün... hayır değil.
Başaracaksın patron. Değerli izleyenler, tren. Öpsün seni Emel Sayın lafı dün gerçek oldu. Emel Sayın kendisine tren diyen Kenan Evren'i öptü. Sayın seyirciler, hafta başında Başbakanlık Basın Dairesi'nin yaptığı açıklamalarla patlak veren muhabbet krizi 4. gününe girdi. Kahvehane ve biranelerdeki ölüm sessizliği devam ediyor. Bilindiği gibi basın dairesi tarafından Japonların hiçbir zaman Haliç'in çamuruna talip olmadığı, tavukların su içtikten sonra her seferinde yukarı Tanrı'ya şükretmek için bakmadıkları ve kola şişelerinin dibiyle şifresiz Sine 5 izlenmediği açıklanmıştı. Muhabbet konuları bir anda elinden alınan halkımız yetkililerden çözüm bekliyor efendim. Şey yok mu? Hanımlar beyler, piyasaya yeni çıkan bir neft ya dün özel bir şovla medyaya tanıtıldı. Bir parmak 500 desibel çığlık sloganıyla tanıtılan neft ya halk tarafından beğeniyle karşılandı. Yukarıdaki indirdim mi yavrum? Çıkıyorum usta. Şuna, şuna baktın mı şuna? Tamam usta, yapıyorum. Hayırlı işler. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Buyurun, 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 buyurun. Usta, buyurun. Müşteri geldi usta. Biliyoruz, biliyoruz. Senin işine bak. Buyurun efendim. Ustacığım ya, bana o mutfaklarda kullanılan hani floresanlar var, ince uzun. Onlardan lazım. Orta boy, büyük boy hangisinden? Orta boy. Orta boy, orta boy floresan var tabii. Buyurun. Buyurun efendim. Bunlar değil mi? Bu. Tamam, bu. Tabii. Şimdi evet, bu ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı 245. Bunun fiyatı 330 bin lira efendim. 330 bin lira. Evet efendim. Biraz pahalı bu ama ya. Ya fakat malum yani, çünkü devamlı zat geliyor. Şimdi bakın, bugün alsanız 330 bin lira, yarın alın 350 bin lira. Bir hafta sonra vallahi billahi 500 bin liraya dükkana yerine koyamıyorum. E malum, enflasyon var. Peki bundan ben iki tane alacağım o zaman. Ondan şimdi bir tane var elimizde. İyi tamam, ben bunu alayım başka bir dükkandan da. Olur mu öyle şey, olur mu canım, biz müşterimizi boş göndermedik durun. Şimdi bizim şey var, depoy var, depoydan şey yaparız hani. Üzeyir oğlum. He usta, ne var usta he? Şimdi bizim şeye git, depoya git. Bizim depo var mı usta? Ulan oğlum, bizim depoya git, depoydan. Biliyorsun ya, oradan bir tane orta boy floresans hemen alıp geliyorsun ya. Yandaki Nevzat abi. Hemen orta boy bir tane floresans alıp geliyorsun. Floresans. He usta, tamam. Çabuk koş yavrum, çabuk koş, çabuk koş. Yeni başladı galiba depo. Yeni, yeni ama yetiştiriyoruz işte. Bizim depo var aşağıda ve depoydan alıp çocuk hemen getiriyor, evet. İki denesini yapıp 330, 400, 300, 600, 660 bin lira. 500, 600, 650. 10 bin lira da ki artık bir indiriminiz oldu. Vallahi kurtarmaz. Usta! Vallahi kurtarmaz yani. Aha usta, ne ha? Usta! Nevzat abi dedi ki, benden 245 bin lirasın, o öbür herife ne kaktırıyorsa kaktırsın dedi. Cahil işte. Ne konuştuğunu bilmiyor. Hayırlı işler. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ne vuruyor usta? Sağ. Yavaş. Yavaş. Televizyon Çocuğu devam ediyor ve geldik çok ilgi çekeceğini umduğumuz bir köşeye. Ali Hakan, ulen her şeyle dalga geçiyorsunuz, bir de kendinizle dalga geçsenize dedi. Ve bize bir skeç arkası yapmamızı tavsiye etti. Çünkü kendisi sürekli yazıyor. Bu skeçler bir ıstıraba neden oluyor bizim izleyicimizde. Biz de efendim skeçlerimizden iki tanesini seçtik. Şimdi onların arkasını yapacağız ve kan gövdeyi götürecek. Ah, ah Şeref abi, ah! Kim? Ben, başıma neler geldi, neler geldi ya!
Ver. Yettik abi, bu saatten sonra bir tufaya geldik, bir vampir olduk, bir daha da kurtulamadık ya. Allah'ım. Oğlum sana dedik zamanında, gel Şeref abine bir danış, Godzilla de, ben böyle bir camiaya gireceğim, sana bir anlat de dedik, dinlemedin ki oğlum. Ya ama Godzilla abi, ne diyeyim, tav olduk herife ya, ayıptır söylemesi, herif biraz bile yumuşak yumuşak bir şeydi. Kim? Herif ya, vampir allem etti, kallem etti, herif geldi abi, ağzından girdi, burnumdan çıktı, beni var ya pişti, aç avucunu, aç aç, herif bizi vampir etti, kıyafete kıyafete tav olduk, el alemin kanını emeceğiz dedik. Allah kahretsin be! Emdin mi lan bari? Biraz emdik canım. En çok da bahane koyuyor biliyor musun abi? Ne koyuyor lan? Bir de gidip tabutlarda mabutlarda iş için bekliyor ya. Ya nasıl başım gözüm ağrıyor bile, karnıma yılanlar doluyor. Topuğumdan tabire çenemin altına kadar her tarafıma vuruyor. Karnından topuğuna kadar yılanlar duruyor. Ya, ya, zararıyor, ya yani. Sen ne diyorsun abi? Danış çocuk oğlum Godzilla abiyle bir. Godzilla abi aç bakayım avucunu aç, ya. Avucunu aç! Sen iki tane pişti. Godzilla abi. He. Bak Godzilla abi bak bak. Koruyor mu kan çanağı gibi? Vallahi billahi kan çanağı. Ya geceleri hep fazla mesaiye çıkmaktan perişan oluyorum. Niye fazla mesaiye çıkıyor? Niye diyeyim abi, iş kovalıyorum, ne yapayım, iş kovalıyorum ya, iş kovalıyorum. 120 sene oldu. Kim? Ben. Torunların bile öldüğünü gördüm, daha benim gideceğim yok. Milleti böyle arkasından uğurlamak nasıl zor geliyor biliyor musun abi? Nasıl zor geliyor ya? Ah, 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 120 sene oldu abi, işkembe çorbası bile içemiyorum ya. Niye işkembe çorbası içemiyorsun lan? Buradan çıkar gider şimdi, Allah Allah. Yok abi, vampire yatsak, vampir işkembe çorbası içemez abi. Vampir yatsak sarımsak kokusundan şey oluyor, vampir fena oluyor biliyor musun? Değil mi? Tabii. Bir dakika lan, bir şey soracağım ben sana. Senin dişlerin nerede pek şimdi? Dişleri abi 100.000 bakımına gönderdik. Öyle mi? He, oradan gelecek, ondan sonra devam edeceğiz takmaya. Kestik bunu da abi. Aha. Bir de niye gıcık oluyorsun biliyor musun? Neye? Şimdi böyle millet boynuna haç maç takıyor ya şimdi, entel barlarda. Kim? Ya bu entel danteller var ya, onları bile gördüm inadım. Başım gözüm ağrıyor, böyle karnıma yılanlar doluyor, topuğumdan taç çenemin altına kadar. Varım kaçıp eve gidiyorum, kendimi zorlatıyorum. Başım gözüm kararıyor. He, vallahi billahi. Danışsana oğlum bir Şeref abi. Vallahi billahi, billahi, billahi. Dağıt bakayım Şeref abi. Al bakalım. Yani bir vampirlik işidir dedik, bilmem ne dedik, bilmem ne dedik. Al bakayım abi. Hankestim. Sen ne bakıyorsun lan benim elime? Kim? Sen! Ne zaman? Utanmıyor musun çağda oynarken hile yapmaya? Lan oğlum! He? Bakmadım ki ben! Ne oğlum? Vampir diye çerik mi lan geliyorsun lan? Sen bir şey! Ne buyur işte, durup dururken aramıza vampir oldun geldin! Evet, bazı eleştirecek yerleri var tabii. Niye? Evet, onu eleştiremedik, bari bunu eleştirelim. Efendim, bu skecimizde bir aile şey yapılmış, şıftırılmış. Bu tabii bir Türk ailesi değil. Yani hemen bakın, Donuk Kare'den anlayabileceğimiz gibi. Efendim, bu skeçimizde rol alan sanatçılar bir defa programda daha önce gördüğümüz kişiler. Mesela Janset oynayamıyor. Zafer, efendim baba rolünde şuradan... şeye sokmak istermiş. Şu burnuna sokacağım ama evet, Zafer var. İşte Erkan şuradan şöyle. Ah. Şu evet. Efendim Erkan Taşdöğen efendim. Bu da Beril. Bu da aslında programda görevli de işte oyuncu olmadığından oraya girdi böyle. Ekibin böyle bir hani labali durumu var. Bunlar hem prodüksiyonda çalışabiliyorlar hem de oyunculuk yapabiliyorlar filan gibi. Özellikle olmaz tabii. Evet, devam edelim. Dinleyin. Bak sana söylüyorum. Ben burada konuşurken kameraya eğer bir burnunu murnunu fırt fırt diye çektiğini görürsen beynini dağıtırım. Ama isteyerek mi yapıyorum ben size durun, de? Durun, ha, bu beyin. Olmaz. Kıprak beyni şöyle şey ver. Bak bir tamam. Efendim. Selamın aleyküm efendim. Selamın aleyküm. Stop, burada duralım. Burada duralım. Burada görüldüğü gibi bu babayı oynayan arkadaş çocuklarına vuruyor. Bu çok olmaz. Iyi. Bu olmaz. Çocuklara vurulmaması lazım. Evet. Devam edelim. Stop, stop. Bu çocuk çilli olan piç kurusu da öbürünün kafasına vuruyor. Bu da olmaz. Bir konu hakkında
Eğer izniniz olursa ben de görüşlerimi bildireceğim. Stop, stop. Burada karıyı oynayan yani adamın karısını oynayan Janset burnunu sildi, olmaz. Abi eğer bu hanımefendi izin verirse burnun kopsun inşallah, burnun kopsun bana bir şey diye. Efendim malumunuz bir susurluk olan... Stop, burada böyle bir labalilik, bir sululuk göze çarpıyor çocukta, olmaz. Düşünüyorum. İzin verirseniz ben de bu susurluğu oraya... Stop, stop! Kötü örnek oluyor, kafasını ısırıyor. Senden görüşlerimi bildiriyorum. Ulan ne ağlıyor bu şimdi? Ne ağlıyor, ne ağlıyor? Ne vuruyor mu oğlum kardeşine, ne vuruyor? Stop, ne stop, stop! Olmaz. Aile birbirlerini dövüyorlar. adamlar. Kötü örnek oluyor. Evet. Biz çünkü televizyonda böyle şeyler izlemiyoruz yani biz de. Reality show'da filan işte kızını taciz eden baba filan onun bu onun yanında çok sert yani pornografik filan kalıyor. Evet. Çocuğa can mı Allah Allah? Sen de iki tane çocuğa sahip çıkamıyor. Sen de peynirini dağıtırım lan bir susun. Ne susun ben? Olmaz. Çekilmemeliydi. Efendim malumunuz bu susurluk Balıkesir'in bir ilçesi olup ayranıyla çok meşhurdur. Kardeşim bunlar burada bir ayran yaparlar. O kadar güzel, o kadar güzel ayran stop. Yaparlar. Susurluk konusuna yanlış bir yaklaşım göze çarpıyor bu süreçte. Susurluktan bahsederken bu ailenin babası halkın gündemini ekranlara taşıyamıyor. Yani susurluktan bahsederken susurluğun ayranını met etmek gibi yanlış ve oportunist bir yola sapıyor. Bu olmaz. Bu olmaz. Ayrıca da skeç VTR'si bozulsa hiç olmaz. Herkes bizde dalga. Susurluk yandım çavuş ayranı derler, böyle üstünde iki parmak kaymak olur, tadından yenmez, tadından yenmez. Şimdi efendim ben susurlukla ilgili alakalı stop, söyleyeyim. Stop, stop, stop! Artık işin şeyi çıkıyor, komedisi çıkmıyor yani. Herkes birbirini dövüyor skeçte. Efendim bu skeçte tabii Ali Hakan anlamadığı için biz kendisine izah etmek istiyoruz. Bir aile portresi göze çarpıyor. Bu portre, kendi arasında portreler... dövüşüyorlar ve medyatik bir konuyu yani susurluk konusunu ele almışlar bu skeçte. İzlemeyi sürdürelim. Ben askerliğimi susurlukta yaptım. Susurlukta jandarma onbaşısı olarak ben askerliğimi yaptım. Ha bir de bak aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. Susurlukta yazları sıcak geçer, kışları ılıman ve hafif hafif yağmur zaman zaman da kar çiçeğler tabii bunlar bizim yeni seçecekler. Stop, stop. Burada duralım lütfen. Burada baba çocuklara vurmayı sürdürüyor ve ne Fatma Girik ne de Hülya Koçyiğit geliyor. Olmaz. Yanlış çocuklarını baba dayak yoluyla taciz ediyor. Ve oradaki kenarda Çilli kızın sürekli televizyona çıkmaya teşne olduğu ifade sürekli el sallıyor ve Janset kesinlikle oynayamıyor. Birazdan göreceksiniz Janset sürekli bıyık altından gülüyor. Şu anda Janset kapanıp gülüyor. Bir höşmelin tatlısı vardır. Tadından yiyemez. Bunlar kardeşim peynirle bir tatlı bulmuşlar. O kadar güzel, o kadar güzel ki hani eğer yolumuz düşerse geçerken oradan da birer denge böyle alıp ahbaba dosta hediye olarak götürüp kızım oynamayı yok. Ulan kızım şuna bir sahip çık şuna. Janset yine gülüyor. Janset şu anda gülüyor. Janset sürekli çekimlerde güldü. Bakın gülüyor. Şu anda gülüyor. Aslında ağlıyormuş numarası yaparken bakın gülüyor. Eliyle ağzını kapatan Janset aslında gülmektedir. Allah devlete millete zeval vermesin. Bizleri şu anda kameraların başında izleyen siz Janset açıkça ve aleni olarak stop 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 stop. Bakınız bakın. Burada oyunculardan biri alenen gülüyor. Saygısızca davranıyor ve gülüyor. Ve öyle şey ki şu anda arkamda da gülüyor. Şu anda arkamda da gülüyor. Olmamış skeç. Devam edelim. Oynayamamış ve... ellerinden ve Sayın Hocam'ın mübarek ellerinden öperim. Sağlıkla, afiyetle kalın. Hoşça kalın. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Esen kalın efendim, hoşça kalın. Ben de size hanımlar, beyler, görüldüğü gibi ve Ali Akın'a hak veriyoruz. Bu iki skeçte gerçekten olmamıştı.
ve aslında eleştirilecek çok tarafları var ama biz kendi programımızda bunların skeç arkasını yaptığımız için ancak bu kadar eleştirebiliyoruz. İyi akşamlar efendim. Vallahi bu müzik kanalları çıktığından beri bayağı saat farkı oldu yani. Tahminen 7-8 saat izliyorum yani. Televizyon çocuğu değilim aslında. Bir bakıma aptallaştırıyor yani, böyle kafaya uyuşturuyor. Bu manyak mı? Bana böyle bir şey diyemezsin, benden çekinir. Benden çekinir, böyle bir şey diyemez. Ama bütün manyaklar burada vallahi. Mehmet Ali vallahi program senin, ben gidiyorum. Gel, bize bir şey anlatsana. Neyle ilgili? Çıkar çıkmaz. Herhangi bir şeyle ilgili. Ya bizi buraya maliyeci gelirse hiç korkmayın. Efendim ormana maliyeci gelir mi? Ormana bile maliyeci gelmiş. Efendim bunu ilk kim duymuş biliyorsunuz? Kaplumbağa duymuş. Kaplumbağa duymadan önce ayıyla karşılaşmış. Ayı kaçıyor bakmış. Ayı kaçıyor, ormandan kaçıyor. Hayırdır demiş kaplumbağa ayıya. Sen bir garip ayısın, niye kaçıyorsun ormandan? Sorma demiş kaplumbağa kardeş demiş. Ormana maliyeci geldi, anamızı bellecek. Ya sen niye kaçıyorsun, sen bir ayısın demiş. Senin çekinecek neyin var ya? Öyle deme demiş. Bende kürk, karıda kürk, çocukta kürk. Anamızı bellecek bu manada. Ya bir dakika. Ya dur. Bir dakika, manyak. Manyak. Dur. Ondan sonra cuma bunu duymuş, kaplumbağa başlamış, o da temposuyla kaçmaya, kaçıyor derken leylekle karşılaşmış. Leylek kaplumbağayı görmüş, alışmadığı bir tempo içerisinde koşuyor. Ya demiş kaplumbağa kardeş, niye kaçıyorsun? Sorma demiş, ormana maliyeci geldi, anamızı bellecek. Sen garip bir kaplumbağasın, sen niye kaçıyorsun? Öyle deme demiş, bende ev demiş, karıda ev, çocukta ev, anamızı bellecek bu. Bunu duymuş ya leylek, başlamış o da kaçmaya, kaçıyor. Ormandan çıkacakken maymunla karşılaşmış. Maymun demiş ki hayırdır demiş, niye kaçıyorsun? Sorma demiş, ormana maliyeci gelmiş, anamızı belleyecek. Sen leyleksin, sen niye kaçıyorsun? Öyle deme demiş. Bende yazlık, karıda yazlık, çocukta yazlık, anamızı beller bu demiş maliyeci. Bunu duymuş ya maymun, hepsini sollamış geçiyor ormandan çıkacak. Kendine gelmiş. Ulan demiş, ben niye kaçıyorum ki demiş. Benim kıçım açık da karının kıçı açık da demiş. Sohbet bloğu var yani, talk show ne de olsa onu şımtırtalım. Genelde aramızda. İkide mi azıyorlar? Evet, bunlar böyle. Küçük bir anekdot anlatacağım. Ben işte bir ara tiyatrocuydum falan filan. Çok kısa geçiyorum hemen.
Bir oyundan sonra yanıma bir adam geldi. Belli ki çok düzenli bir tiyatro izleyicisi. Dedi ki ben Mehmet Ali Erbil'i Küheylan'da seyretmiştim çok yıllar önce. Ondan sonra bana umut vaat eden ikinci adam da sen çok teşekkür ama Mehmet Ali senden çok daha iyiydi dedi bana. Bak şimdi. Evet. Sonra sen Küheylan'dan sonra başka oyunlardan sonra tiyatroyu bıraktığından beri herkes de bir üzüntü. Ah niye bıraktın? Hep bunu söylerler değil mi? Hep bunu söylüyorlar. Ve tiyatro muhakkak ki çok sanatın saygın bir dalı. Fakat sen galiba sürekli suçlanıyorsun. Niye tiyatroyu bıraktın? Niye tiyatroyu bıraktın? Ben her zaman ama devlet tiyatrosundayken bile aykırıydım. Ben hiçbir zaman maaşımı tam alamadım. Her sene keserler, her ay keserlerdi maaşımı. Maaş cezası alıyordum. Evet, maaş cezası alıyordum. Niye? Oyunda çünkü bir türlü teksti takip etmiyordum. Mesela Demirel'in başbakanlık dönemi devlet tiyatrosu, güdümlü bir tiyatro. Ben o tiyatroda Demirel'in taklidini yapıyorum oyunda. Hiç öyle bir yeri yok yani. Ve de her ay benim maaşımı kesiyorlar. O yüzden uyuşamadık devlet tiyatrosunun o kuralları içerisinde. Bir aykırılık vardı. Sonra oradaki klipler, böyle klikler falan böyle arada böyle ekipleşmeler falan hiç bana göre değildi. Soğuttu beni de tiyatrodan soğuttu. Ama şov dünyasında gençliğinden bu kadar çok bahsedilen bir adam daha yok herhalde. 17 yaşındaydım, daha öğrenciydim konservatuvarda. Peki neydi bu Küheylan fırtınası? Senin oynadığın Küheylan, sonra Küheylan çeşitli kereler, gerek konservatuvarda gerek... Hadi Çaman şimdi şu anda koyuyor. Şu anda sahne. Evet sahne koyuyor. Ayrıca da birçok devlet tiyatrosuna yani işte Diyarbakır, Trabzon'da geçen sene, geçtiğimiz sezon oynandı. Küheylan çok daha iyi bir rejiyle oynandı ama herkesin, bütün Küheylan, yani Küheylan'daki başrolü oynayan adamın muhakkak üzerinde bir Mehmet Ali Erbil baskısı vardır. Bu nedir Allah aşkına? Yani bilemiyorum, o kadar bilinçli miydim bu rolü oynarken? Bir ön çalışması, böyle aylar süren bir ön çalışma falan yaptın mı? Bir dramaturji çalışması, ondan bile emin değilim, hatırlayamıyorum. Ama demek ki belki bazı roller insanın üstüne çok güzel oturuyor, böyle cuk oturuyor derler ya o tabirle. Belki de öyle oturmuştu üstü. O rol. Ve ondan sonra şov dünyasına girdin. Yani işte devlet tiyatrosundan istifa ettim. Müzikaller başladı. Bu Şan Tiyatrosu. Orada öyle yeni bir sayfa açıldı. Hisseli Ali Karar Kumpanyası gibi. Ondan sonra devam etti. Televizyon zaten devam ediyordu. Siyah beyazlı dönemlerde, tek kanallı döneminde TRT'nin. Derya Baykal'la Metronom diye bir program yapıyorduk. Sevgili İzzet Öz'ün yönetiminde. Kabiliyetli gençler olarak. O zaman öyleydi. Ayıp hissediyorum. Eteğimi düzelteyim de şu programa uyum sağlayayım. Peki sen her yerdesin. Hep her yerde oldun ya. Bu çok her yerde diye yani bir şey işte söylemiyor. Hep çok renklilik. Çok seviyorum onu. Yani seslendirme yapıyorum. İşte reklam filmi çeviriyorum. Sinema yapıyorum. Tiyatro yapmıyorum. Show yapıyorum. Televizyon yapıyorum. Dizi yapıyorum. Peki iki şekilde değerlendirilebilir. Bazılarından benim duyduğum işte kimileri eleştiriyor işte her şeyi yapıyor. Evet seçici işte, değil filan gibi ama. Değil diye. Hatta işte çok efendim paranın çok önemli bir mefhum olduğu hayatında filan gibi. ama para herkes için önemli tabii. Tabii ki ama bir açıdan bir bakışla da benim bakışım öyle. Buradasın diye söylemiyorum. Ben bunu bir mütevazılık olarak yorumluyorum. Çünkü hala Mehmet Ali Erbil efendim reklam çekimi ya da işte herhangi bir yerde bir show, televizyon programının yanında muhakkak gidiyor. Çok düşük ücretler alındığı halde dublaj yapabiliyor. Hala. %1'ine belki de 1000'de 1'ine sabah 9'da kalkıp Eddie Murphy konuşmaya gidebiliyorum yani. Böyle bir heyecan daha var içimde. Ve senden başkası konuşunca da olmuyor. Bilmiyorum. İyi ki konuşuyorsun. Vallahi bilmiyorum, ona seyirciler karar ver. Manyak karar versin. Manyak! Peki bu tatlı kaçıklar nereden çıktı Yalçın Menteş'le bu beraber? Bu kaçıklar televizyon dizisi pek yapmak taraftarı değildim açıkçası. Yani öyle bir dizi modası geldi ki, yayıldı ki bütün kanallarda. Televizyon dizi filmi yapma taraftarı değildim. Ama Türkan İnanoğlu gibi, daha doğrusu yani Erler Film gibi ulusal yapımı böyle bir projede ayakları yere bastığı için, yani güvendiğim için, projeye güvendiğim için, ciddiyetine güvendiğim için Türker Bey'in, karar verdik ve böyle bir olaya girdik. İlk nasıl gidiyor? Çok tad alıyoruz, çok zevk alıyoruz ekip olarak. Yalçın Menteş'i nasıl buluyorsun? Pek beğenmiyorlar senin yanında onu ama. Yalçın çok şeker çocuk ama şeker hastası. Vallahi şeker hastası. Her gün sette daha böyle çekime başlamadan artık şey olduk, iğneci gibi. Bütün set artık nöbetçi iğneciler, biz onun şeyini yapıyoruz. Ne derler? İnsülin mi derler? Şeker. İnsülinini yapıyoruz çocuğun yani. Ama şey biraz yani bilmiyorum pek bir dengeyi... Arkasından konuşmak gibi olmasın ama yani çok sevdiğim, takdir ettiğim sanatçılarım düğünde. Evet. O da stand-upçı. Stand-up yapıyor değil stand-up mi? Stand-up yapıyor. Sen de stand-upçı mısın? Yok, ben stand-upçı değil. Necisi? ben önce oyuncuyum. Sonra stand-up. Sonra stand-upçıyım. Bunu bir şey hatırlatıyor. Peki
Peki Yalçın Menteş'i de çağır. Burada mı? He? Abi böyle evet, geliyor ama evet biz onu da işte sana sürpriz olsun diye. Ayrıca işte annen, anneannen, benim ailemden kişiler. Bu işte hayatınız programı ben zaten. Ben çok severim zaten Okan Dündar'sı. Yani. Peki. Küçük bir şeyimiz var arada bu kötü şeylerden, skeçlerden bir tane ondan şıptıracağız. Arada Yalçın Menteş'i çağıralım değil mi? Güzel, vallahi hoş olur. Hoş olur. Merhaba sevgili Bit Pazarı izleyicileri. Bu akşam da sizlerle beraberiz. Ama kumandalarınızla oynamamanız sizin menfaatinize olacaktır. Çünkü bu akşam tanıtacağımız ürünü görünce bize hak vereceksiniz. İyi akşamlar. Karım son derece haklı. Bu akşam insanoğlunun teknolojide ulaştığı son noktayı görmemiz açısından çok önemli bir buluşu inceleyeceğiz. Hayatım, hesap makinesini haftaya satacağız. Abartsaydım biraz. Efendim, kocam size abartıyor gibi gelebilir. Ama ürünümüzü gördüğünüz zaman bize hak vereceksiniz. Göster kocacığım. Ama... Ürünü. İşte teknolojinin son ürünü ve teknolojinin son ulaştığı noktayı göstermek açısından önemli bir alet. Bir adet pet şişe. Efendim, doğada bile 150 sene hiç bozulmadan kalan bu pet şişe evinizde ne kadar dayanır düşünsenize. Ayrıca içine koyduğunuz su ilk günkü tazeliğini her zaman koruyor. Efendim, ayrıca bu görmüş olduğunuz pet şişeyi çok daha değişik alanlarda kullanabilirsiniz. Şimdi hemen bir örnekle gösteriyoruz. Bunu böyle ortadan kesiyoruz. Dilerseniz efendim bu tarafını saksı olarak kullanabilirsiniz. Bu tarafını da kapağını çıkararak huni olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca çiçek yetiştirmek gibi bir zevkiniz yoksa bunu tuvaletlerin hemen altındaki taharet musluğunun oraya koyup içine biriken suyla kullanabilirsiniz tabii. Efendim, saksı olarak kullanacağınız pet şişenin içine güvercin gübresi koyduğunuzda çiçekleriniz mis gibi kokacak. Evet, dilerseniz bununla çok hoşça vakit geçirebilirsiniz. Söz gelimi, arkadaşlar arasında eğlenirken bunu kolunuzun altına sıkıştırıp hayatım, benim şu boynum çok tutulmuş bir vakit derken yani böyle eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Efendim, elimizde bunlardan sınırlı sayıda bulunduğu için bizi arayan ilk 10 kişiye bunlardan verebileceğiz. Hanımlar, beyler, lütfen bizi arayın. Telefonlara. Bitti mi? Oh be, iyi konuştuk, bu da bitti ha. Malı pazarladık, tamam. Aman ne pazarlanır, senin salaklıkların olmasa satılır da. Ne öyle forçlar bilmem neler. Ama sen ne anlarsın be, ben gençlere hitap ediyorum. Kadın kısmına bak, kalkmış buraya bana iş öğretiyor. Allah'a fırt fırt bilmem ne. Senin iş yapan da kafa. Gençlere hitap ediyorum. Şu saçına sakalına bak bir kere, insan utanır be. Kim? Şimdi moda kızım. Neresi bütün moda? Gençler sakallı geziyor. Senin işine bak bir kere. Ben bir şey anlatmayayım, sorayım. Sarı ve dilsiz adamın köpeğin ismi neymiş biliyor musunuz? Ara. Kimin? Sarı ve dilsiz...
çocuğu devam ediyor. Biz de Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le sohbetimiz sürüyor. Sevgili Yalçın Menteş, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni çok eskiden beri hem televizyondan hem oyunlarından tanıyoruz. En İzmirli. Son, İzmirli. Dikkat, Yalçın Menteş isimli oyunda şıftırdınız. Ayrıca bu oyunla ilgili nazire olarak bir de çılçıplak fotoğraf çektirdiniz. Evet. Evet. Bak onu unutmuştum ben. Sen de yok mu? Bilsem ben onunla ayrıca da imzalı. Evet. Ayrıca da bu Tatlı Kaşıklar isimli dizide Mehmet Ali Erbil'le beraber maalesef siz. Evet, geçmiş olsun şeker hastası. Var şeker var. 16 yıldır şeker var. 16 yıldır. Evet. Peki nasıl oluyor sahneye çıkmadan önce filan? Ha sahneyle alakası yok da Okan'cığım. 16 juvenil diye adlandırılan yani genç diyabeti. Genç bunun, diyabeti. Evet. Yaşlarda olmuyor, gençlerde. Oluyor tabii. 3 tip şeker hastalığı var. Birinci tip juvenil. Yani jübilesini oluyor. Yapmış olan. Hayır. Yani doktorlar tarafından tabiri caizse sabun gibi tutulamayan, bir türlü dengelenemeyen. Nasıl bir hastalık benim bu? Evet. Allah korusun yani. Dengelenemeyen. Yani aslında tam Mehmet Ali'lik bir hastalık. Hastalığa gülünmez ama tam stand-upçının bir hastalığı. Vallahi çok sanatçıya uygun bir hastalık. Yani, o da sabun gibi evet, tutulamayan. Çok renkli bir hastalık yani. Allah aşkına. Allah şey. Şifa versin. Amin. Hay vallahi ne güzel toplandık aramızda. Oyun oynarız sonra. Tabii. Biz şimdi küçük İbo geldiğinde falan şey oynadık, birdir bir oynadık, uzun eşek oynadık falan. Artık üç komedyen bir araya gelince de herhalde artık böyle oyunlar oynayacak. Ayıptır evet. Söylemez. Ayıptır söylemez. Ne oldu şov? Devam etmiyor. Ağırlıklı olarak dizi film çalışması var. Hı-hı. Yine başka bir televizyon kanalına cumartesi geceleri yayınlanan bir müzik eğlence. Program var. İkinize maşallah kaç tane televizyonda çalışıyorsunuz? Ben 3 kanalla anlaşmalı. Bir de aynı zamanda da kanal tedavisi görüyorum. O yüzden benim iki şimdilik 2000. 2 kanalla. Onun için Şubat'a kadar ben oyunu biraz erteledim. Hı-hı. İlk göz ağrısı TRT'de var bizim. Dikkat Yalçın Menteş 97 olarak Şubat'tan itibaren sergileceğiz. Bu böyle bir şey mi yani? Bunun yanına tarihi değiştirip tekrar piyasaya sürdürüyor. Tarihi değiştirip şimdi insanlara bir şeyin geçirilmesi gerekiyor. Kesin abi. Yeniden çekelim bunu. Evet. Yeniden çekelim. İzmirli dedim ya. Bir de şöyle bir şey var aslında. İzmirli sanatçı. Yani Tokatlı sanatçı. Amasyalı evet, sanatçı. Evet neden acaba? Neden böyle çifte standart var? Bunu konuşalım isterseniz biraz. İstanbul sanatçıları seviyorlar. Peki oyunu? Oyunun içi sürekli olarak değişiyor kanka. Zaten değişiyor. Evet değişiyor. O kullanma tarihi diye bir şey yok. Yok. Peki yani baştan itibaren yeni bir oyun değil. 97'de aynı oyun. Aynı zaten oyun değil. Gündem, tabii zaten yani. Gündem değişiyor falan. Ülkemizde ne zaman başlıyorsun? Nerede derdi? Nereye? Stand-up'a. Stand-up zaman zaman. Gazetelerde bir... ya onu da yanlış anlamışlar. Bir de bir beyanatın oldu. Sohbet esnasında hepsini de sevdiğim, çok takdir ettiğim arkadaşlar. Özellikle kalemlerine çok saygı duyduğum. Çünkü bu iş çok basit öyle... Sıradan bir iş değil. Yani herkes çıkıp da öyle stand-up yapacak kadar bu kadar kolay olsaydı stand-upçıdan geçilmezdi. Bir kere çok donanımlı olmaları gerekiyor, birikimli olmaları gerekiyor. Kalemleri çok kuvvetli bir kere. O biraz da şöyle bir ifade. Sanki sen artık yaşlanmışsın da biz işte... Benim öyle bir kompleksim, böyle bir polemik de istemiyorum zaten. Böyle bir polemiğe girme Mustafa Sandal'la Tarkan gibi yani. Öyle bir şeyin cevap hakkı doğdu ama onlar evet. Yani. Doğru hemen bağlanalım mı? LA Tarkan. Şimdi yani böyle bir görüşün yok. Şimdi bu yok. Yeni çıkanlarda stand up mı canım filan gibilerden. Ama yani çünkü ismi çok anılan bir stand upçı da Yalçın Menteş yanında oluyor. Ben stand up olarak kabul etmiyorum. Onunki bir tek kişilik oyun. Hayır ben yaptığım işi meddahlık olarak görüyorum. Ya aynı şey zaten. Yani ama stand-up denilince işte ayak üstünde çıkılıveriyor da ortada senaryo yok, bir şey yok. Yani halk tarafından böyle algılanıyor. Senaryo var bakma sen. Belli bir senaryo var. Peki aynı şeyi sen de yapmıyor musun? Yapıyoruz tabii şovlarımızda özel gecelerde. Yani yarım saat alıp böyle spontan yapıyorum. Bir de üstelik bizim dezavantajımız var. Huysuz Virgin gibi o kostüm altında yapmıyorsun. Huysuz Virgin ne dese... Ne yapıyorsun sen insanlara? Diyor. Yani ben bu halimle Mehmet Ali haliyle espri yapıyorum. Onları insanların kaldırabilmesi kolay değil. Hı hı. Nesi? Burayı da baştan alabilirim. Alalım burayı da. Peki biraz telefonlarla devam edelim mi? Lütfen. Evet, ama, bak Elif Karakoy'un. Peki o zaman telefonları sırayla açıyorum. Tamam. Mesela ilk Mehmet Elif Hanım iyi günler. Ay, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım Türkiye'm. Böyle bir şey var mı ya? Hayır, yaşıyor ve yaşatılıyor. Hayır, bir de bir şey var, böyle bir içecek reklamı. Canım Türkiye'm diyor. O Türkiye değil yani, o deli hitap ettiği Türkiye değil. Türkiye değil onu içenler, canım Türkiye'm, onu içiyor. Mahvolduk.
Yani herkes bize fakslar döşecek. Vallahi, Cem Cemilay'da canım. Şey de reklam vermeyecek buraya. Çıkım Türkiye'mi dedirttiren o. Pepsi. Pepsi. Pepsi niye reklam vermesin? Ne güzel Pepsi. Alo. Ben hala buradayım. Evet buradasın. İyi geceler. Bu, İyi akşamlar. Coca-Cola'dan mı arıyorsunuz? Hayır Pepsi. Nereden efendim? İstanbul'dan. Coca-Cola'dan değil, İstanbul'dan arıyorsunuz. Evet. Biz de Pepsi'den mi dedik acaba abi? Peki, buyurun efendim. Aslında sorumu nedeni belirdi. Evet ama, ahizeyi ağzınızdan çıkarır mısınız hanımefendi? Efendim? Ahizeyi ağzınızdan çıkarır mısınız efendim? Peki. Biraz böyle iyi mi? Bak şimdi normal geliyor. Daha sağlıklı geliyor sesiniz. Aslında sorum Mehmet Ali Bey'di. Ama Yalçın Menteş'te aynı kulvarda koştukları için ikisine birden olsun. Ben 1400 çim pis koşarım. Sonra unutturmayın bir at yarışı maceramız var onu anlatayım. Ya bu gerçek, ciddi söylüyorum at yarışı macera. Sizi dinliyoruz efendim. Ya macera anlatmayın, kulağım felç oldu beklemekten zaten. Yok yok. Aa, kulağı macera felci. Kulağı rahat. Arkanızdan anlatacağız macerayı. Kapadıktan sonra. Evet. Buyurun şimdi efendim. Siz... devamlı esprili, neşeli olarak diliyoruz. Zaten böyle de görünmek durumundasınız artık herhalde. Peki. Sen neşelisindir Mehmet Ali, niye öyle diyorsun? Kendimle barışıyorum, ben öyle adlandırıyorum. Kendimle barışıyorum. Evet. Soruyu alalım efendim. Şimdi gerek oyunlarınızda gerek televizyon programlarında böyle sıkıntılı olduğunuz anlarda dahi hiç neşeli görünmek zorunda olduğunuz zamanlar oldu mu? Yani bunu mecburiyet soru olarak yaptınız oldu mu? Çok güzel soru. Böyle bir soru bekliyor muyum? Ne soru sorarım ama? Böyle soru benim çok en hassas nokta bana. bam teline bastı. Bu kadar lütfen ben cevap ver. Ama verdim. Yapmayın ağlıyorum. Vallahi çok hassas bir konu bizim için, sanatçılar için. Yani düşün, kardeşin hasta olur, çocuğun hasta olur, sen yine gülme. Lütfen Mehmet Ali Bey, lütfen ağlıyorum. Ben mesela benim yanlık 100 milyon senedim var, geldim. Para yok, bir şey yok, 200 milyon senedim var çocuğun, nasıl ödeyecek bunu, yine de gülüyoruz. Bak hem ağlıyor hem kahve içiyor orada. Daha bilmiyorsun, daha yeni kumarda 10 bin dolar verdim geldim. Ay feda olsun. Feda olsun. Canım Türkiye. Canım Türkiye. Peki efendim, bir de Deniz Altun'u alalım istersen. Deniz Altun'u siz alın. Ben alalım. Yalçın Menteş oluyor. Çok kötü. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim sorum Mehmet Ali Bey'di. Yalçın Menteş'e olacak hanımefendi. Lütfen kabul onu Yalçın'a uydurur musunuz? Lütfen. Joker hakkınızı lütfen kullanın. Lütfen onu Yalçın'a uydurun. Evet. Ama yani... Ama yani. Özel bir soru mu? Özel. Buyurun efendim. Ya özel değil aslında tamam. Ama. Genel bir soru olsa öbürü de cevap verebilir. Ne var canım bunda? Yuvarlak bir şey olsun. Yuvarlak bir şey olsun. Sanatçı dediğin zarif ama. Yuvarlak bir şey olsun. Ayağımız alışsın. Evet. Tamam o zaman soruyorum. Yalçın Menteş'e soruyorsunuz. Hayır. Mehmet Ali. Hayır. Murat da bana soracak. Ama aklıma bir şey gelmedi sana sorsun, yani. Buyurun devreden. Buyurun. Cevabını vermeyin. Her zaman böyle dinamik ve heyecanlı olmanın bir sırrı var mı acaba? Sen çok dinamiksindir Mehmet Ali. Şimdi canım Türkiye'm. Ya bir de bu benim kişiliğimle ilgili bir şey. Yani... Nasıl? Komedi filmlerinde oynarız Kemal Sunal, takdir ettiğimiz tiyatro sanatçısı. Saygıyla anlıyoruz. Saygıyla burada. Ama özel hayatında çok böyle suratı falan böyle sinemalarda gördüğü, filmlerde gördüğümüz gibi alışık olduğumuz şekilde değildi. Bu insanların yapısıyla da biraz bağlantılı, ilintili bir şey. Yani ben bu... devamlı böyleyim değil mi Yalçın? Sizin evet, ruhunuzda var yani bu. Nasıl efendim? Sizin ruhunuzda var bu. Ruhuna... Ne? ruhunuzda. Ruhunda diyor. Ruhunda var. Yalçın Menteş'in de ruhu böyle. Müzik ruhun gıdasıdır. Ruhumuzda var efendim. Bizim bunun içinde var derler ya hani. Evet. Dilerseniz peki, bu cevabı bir de Yalçın Menteş'ten alalım. Soru neydi? Soru şeydi. Siz günlük yaşamınızda da çok şeysiniz böyle, eğlenceli bir adamsın. Niye? Nasıl oluyor bu? Böyle? Yok çok eğlenceli değilimdir ya. Benim de elektrik faturası geliyor. Ciddi söylüyorum ya. Ama Mehmet Ali daha böyle Mehmet şey Ali biraz daha böyle. Ne diyelim ona bir tabir bulalım. Televizyonda söylenebilecek fırlama, bir şey. Fırlama. Yok asıl fırlama sensin. Benim elimdeki notlara göre 7 aylık doğmuşsun. Doğru. Evet. Bak yani bunu da bilmiyordum. Ya, şeker hastası kendisi. Bir 7 aylık. Bak.
yakışıklı olmuş. Evet, peki Esra Zengin, İstanbul, efendim. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Evet. Ya daha doğrusu iyi sabahlar. Benim sorum Yalçın Menteş'e olacaktı. Yalçın Menteş cevap ver. Ben Yalçın Bey, siz gerçekten çok takdir ettiğimiz bir sanatçısınız. Komedinin ya da mizahın içten gelen bir olay olduğunu biliyorum. Ama sonuçta siz de bir öğrenim görüp bunun üstüne çalışmışsınızdır. Evet. Şayet okullu olmasaydınız da yine aynı potansiyel başarınıza sahip olabilir miydiniz? Şimdi ben bunun okulunu okumadım ama eğitimini gördüm 4 yıl süreyle. Nerede gördün? İzmir Türk Amerikan Kültür Derneği'nde 4 yıl süreyle teorik ve pratik olarak. Fakat şuna inanıyorum ki tabii ki bir altyapı olarak okulun şart olduğuna yürekten inanıyorum ve gençlere de okullarımı tavsiye ediyorum. Tabii ki. Ya Secde rahat versen evet. Evde diye. Biz okulluyuz da ne oldu? Biz okulluyuz ne oldu? Yani ama öpücük gönderiyor ya seyircilere orada. Manyağı yolluyorum. Manyak! Peki efendim, sanıyorum tatmin edici bir yanıttı. Evet, Isra teşekkür Hanım. Ediyorum. Tatmin teşekkür oldunuz mu? İyi geceler. İyi geceler. İyi, iyi uykular efendim. İyi uykular. Banu İnci. Alo. Evet, Banu İnci. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Ben yanınıza oturayım biraz. Hani ya gel alın. Aramıza gel. Buyurun efendim. Ay ben de gelmek istiyordum aranıza. Buyurun. Hiç yer kalmadı orada, nereye oturacağım? Niye? Efendim grupçu musunuz, hizipçi misiniz? Alo. Hizipçi. Evet, Banu Hanım buyurun efendim. Efendim benim bir sorum vardı Yalçın Bey'e. Buyurun efendim. Daha önce Ercan Bey'le... Efendim? Daha önce Ercan Yazgan Bey'le birlikte konuşuyordunuz. Evet. Ercan Yazgan mı? Evet. Bir... Atilla Arcan olmasın? Hayır. Çok benzeşirler ya. Ercan Yazgan'ın halasıdır. Cevap hakkı doğru. Evet, dinliyorum sizi. Daha önce beraber çalışıyordunuz. Birlikte oyunlarınızı, skeçlerinizi sergiliyordunuz. Fakat daha sonra ayrıldınız. Evet. Neden? Bunu öğrenebilir miyim? Neden ayrıldınız? Mahkeme kararıyla ayrıldık. Tek yaptım. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Atilla Arcan'la biz 10 ay süreyle bir özel televizyon kuruluşuna Vay Canına isimli programı yapmıştık. Fakat bizim birlikteliğimiz yalnız o program içindi. Nasıl ki şu anda Mehmet Ali Erbil'le bir dizi film çekiyorsak. ATV. Dizi film bittikten sonra... tekrar beraber olacağız, başka projeler yapacağız anlamına gelmiyor bu. Atilla Arcan'la... Nasıl beraber yine? Ne diyorsun ya? İşte öyle. Uykum geldi, saçmalıyorum. Hoşçakalın, ATV'de kalın. Şu, bir getirir misin şunu? Bak biz ATV'de burada... ATV'de kalın. Şuraya, burada. Hoşçakalın, ATV'de kalın. ATV, sizin kanalınız. Yalçın'a bir tıbbi kontrol de çekebiliyoruz buradan, biliyorsun bu kayda giriyor. İlk önce dişlerine bakacağız. Kendi dişlerim bunlar. Şeker hastası ya şey. Evet. Şu ben kulağa bakıyorum. Ayrıca biliyorsunuz o hafif bir radikal. Peki bir de buradan zevkle anons ediyoruz ki Demet aramızda. Evet. Açıklama yapacağım çünkü arkadaşlar bir dakika. Çünkü Demet çok vefakar bir arkadaşımdır benim. Evet. İkimiz aynı okuldan mezunuz çünkü. İkimiz de Nişantaşı Biciki Dikiş'ten mezunuz. Demet buraya gelir misin lütfen? Aramıza otursun. Ne olarak gelin diyor? Ne olarak? Seyirci. Stand up. Evet. Ben öyle izleyici olarak gelmiştim. Biliyorum, izleyici olarak gelmiştim. Her gece geliyorsun da artık göstermiyorsun. Her gece ayıp olur, bu kız burada ne arıyor derler diye. Paparazzisi var, magazincisi var. Yani niye şey yapalım? Yanlış anlaşılma. Evet, yanlış anlaşılma olmasın diye. Sıkışmadın ya. Yok. Sen rahatsızsın. Yok, ben ya. Çok hoşum. Çok. Ben halimden memnunum. Ben çok hoşum. Tamam. Yok, ben halimden memnunum. Evet. Şşt, yengem olur ona göre.
Bizim bir şarkı falan... Hangisi dedi? Şarkı falan söyle, şarkı söyle tabii. Ne şarkı söyledi? Ben öyle geldim. Ya öyle geldim, işte şarkı söyledim. Öyle geldim, öyle. Öyle geldim. Ben de anısı olan bir şarkı var mesela. Yoğurt koydum dolaba, ellere var. Tamam, onu söyleyelim. Hangisi? Yoğurt koydum dolaba, ellere var. Evet, hep beraber. Yoğurt koydum dolaba. Hep beraber. Olmaz, o ne? Yoğurt koydum. Güzel değil. Hangi parçayı söyletelim orkestracılar? Kınalı Bebek, o da çok demode oldu ama be, vallahi evet. Kınalı Bebek. O güzel şarkıdır, fena değildir değil mi Kınalı Bebek? Ha? Ha, söyletelim abi. Küçük İbo'dan bir şey söyle. Küçük İbo'dan bir şey biliyor musun? Neyi söyleyeyim? Yağız'ım. Niye senin adın Yağız diye Yağız şarkısını söylesin canım? Benim adım da Mehmet Ali'yiz. Ben ama öyle bir şarkı yok. Dilerseniz Demet bize Kınalı Bebek isimli... Kınalı Bebek stand-up'ını yapacak. Kınalı Bebek stand-up'ını yapacak. Lütfen kendisini şeye alalım. Ciddi ciddi eğer meslekte başarılı olmak istiyorsan duygusallığı bırakmalısın. Sizin gibi insanlar başkadan aşağılamaya bayılırlar. Hey bebek, bu portu ömür boyu mu kiraladın? Kul oldum, yol oldum.
komedi dünyasının iki ünlü ismi Yalçın Menteş ve Mehmet Ali Erbil ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Evet çocuklar, şu ana kadar biraz sulu davrandık galiba ve şu andan itibaren dilerseniz biraz ciddileşelim, birkaç mesaj şıftırtalım. Derler ki bu şovmenler biraz terapist gibidir. Yani toplumun gündemindeki ve daha da ötesi bilinçaltındaki kimi sorunları su yüzüne çıkarırlar. Bu yüzden insanlar onlara göre. Kendi aranızda da terapi yapıyor musunuz sevgili Mehmet Ali Erbil? Kendi aramızda derken? Sanatçı dostlarımızla mı yoksa aile içerisinde mi? Yani sanatçı dostlarla, örneğin Stelio ile sen, çünkü Stelio menajerin, ortağın, yardımcın, başka ne özellikleri var? Gayrimüslim. Stelio da burada şu anda, onu da gösterelim komplekse girmesin, evet. Ama burnunun güzelliğine bak. Canım. Yayın Stelio yayın oldu. Evet. Stelio yayın. Nereden başladı ilişkiniz? İlişkimiz nerede başladı? Ne zaman çıkmaya başladınız? Kanal 6'da başladı. Kanal 6'da başladı. Ne oldu Kanal 6'da şimdi? Darbe oldu. Darbe oldu. Biz de bekliyoruz. Vallahi ne olacak, ne bitecek? Hangi paşa iktidara gelecek onu bekliyoruz. Ona göre biz de yolumuzu, rotamızı çizeceğiz. Ama şu anda Kanal 6'nın malıyız. Bekliyorsunuz Kanal 6'nın. Evet. Evet. Siz değil tabii. Siz değil. Peki kendi aranızda böyle şeyler var mı? Yani terapi yapıyor musunuz mesela hiç? Tabii. Yalçın'ın seni yatırıp... ne fesatsınız be yani. Hiç yatırıp psikanaliz yaptı falan oluyor mu? Yok, genelde biz Yalçın'a yapıyoruz, batırıyoruz iğneyi. Hasta olduğu için genelde evet. Onun ihtiyacı oluyor. Mersi. Mersi. Çok ben tabii aslında şey yapmak isterim, bir küçük deneme yapmak isterim ama... Nasıl bir şey? Yani seni yatıralım. Beni çocukluğuma mı götürecek? Yapalım mı? Ama hadi beni götür. Allah aşkına ya. Yatıralım. Ya biz de buraya geçiyor. Manyak! Orada. Manyak da gelsin. Manyak gözleri parlıyor bak. Sonra dışarı çıkarız, bizim balkon var arkada, orada havalandırırız. Evet ama bak ciddiye evet, alıyorum ben. Buyur. Böyle yatırmıyorlar ama neyse. Alışıksınız ya, böyle yatırıyorlar onlar. Bizim sette böyle yatırılıyor. Sette öyle. Sette öyle. Peki. Şimdi neredeyim? Yalçın Menteş, Mehmet Ali Erbil'e Şefkat gösteriyor. Şefkat gösteriyor. Stand up terapi. Melek gibidir böyle, hep böyle melek gibidir. Şimdi annem bana önlüğümü giydirdi. Ben elektrik süpürgesiyle yerleri siliyorum. Baba bana top al. Sonra? Topa vur Ali, topa vur. Baba bana top al. Al çocuğum top. Güle güle vur. Ali. Oluyor, oluyor. Ali bu top. Topa bak Ali. Ali topla oyna. Ali. Ali evet. Evet. Hayır, hayır, hayır. Yat uyu. Sonra ilk tıraşımı olmaya başladım. Yalçın istersen çocukluğuna dönelim. Böyle Hacivat Karagöz falan mı oynatırmış? Yani neden komedyen olmuş? Niçin bu kadar neşeli? Ne var? Türkiye'de bakalım, yaşamıyor mu? Bakalım çok geç çıkmıştı, o yüzden hep jiletle suratımı. Ne jiletler harcadım, ne jiletler harcadım. Hadi hayırlı tıraşlar. Buyur, buyur. Daha geriye gidiyoruz. Kundağa, kundağa. Jilet sensör. Kundağa, kundağa. Dört başlı bıçak. Oynar başlıklı Mehmet Ali. Oynar baş. Sonra birden yanağımı kestiğini hissettim. Ve ilk kez kanla tanıştım. Onun için Yalçın, favorisi hep yamuktur. İstersen bir de telefon alalım telefondan. Telefondan bir soru alalım evet, uyu. Şehabettin Üç Kuyu. Uyu. 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 Şehabettin Üç Kuyu. İyi akşamlar. ben öncelikle Demet Hanım da stüdyoda bulunuyor. Ona bir geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Geçenlerde İzmir'de bir trafik kazası geçirmişlerdi kendileri. zaten çok az sanatçı yetişen bu ülkede. Evet. Kendisi de bu kazayı sağ salim atlattığı için ben canı gönülden mutluluk duyuyorum ve böyle bir şanssız olayla bir kez daha karşılaşmamasını diliyorum. Sağ olun Şehabettin Bey, çok duygulandırdınız beni. Sağ olun, çok mersi, teşekkür ederim. Biz
Ben İzmir'den arıyorum. Evet. Sevgili seyirciler, şu anda Demet Sağroğlu'na bağlandık. Evet. Gibi değerli bir sanatçının İzmir'de kaybolması hakikaten ülkeyi de yasa boğardı. Zannediyorum üzülürdü bütün herkese. Sağ olun, Allah korudu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve diğer bir rica sanatçımıza bağlanıyoruz. Evet. Başsağlığı. Şimdi tabii çok önemli sorularım olacak. Yasin Yalçın Menteş ve Mehmet Ali Erbil'e. Kucağında, evet. Gecenin bu saatinde. Evet. Ancak insanlar zaman zaman konu bulmakta güçlük çekiyorlar. Hatta telefonda bir 15 dakika bekleseniz siz de konu bulmakta güçlük çekersiniz. Zaman zaman belki siz de şovmen olarak böyle sıkıntıların içerisine düşüyor olabilirsiniz. Evet, ben bu sıkıldım Şahabettin'den. Şahabettin'i keselim. Hatice Yılmazer, buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim sorum Mehmet Ali Erbil'e. Güzel, sorun, şu anda sorun, uyuttuk, sorun. Her şeyi söyleyebilir. Uyanabilir. Hayır, uyurken ben onu uyandırıyoruz ağzından. Alo. Buyurun. Mehmet Ali Bey. Buyurun. Hatice Mehmet Hanım. Bey. Hatice Hanım bana memoş deyin. Memoş. Memoş. Duyuyorum. Uyurken bana cevap verebilirsiniz. Nasıl? Sizi kadrolu bir şovmen olarak görüyoruz biz evde. Kadrolu mu? Kadrolu. Efkaftar, şovmen. Evet. Yırttım Mehmet. Yani ailenin bir bireyi gibi oldunuz. Sağ olun. Güncel hayatta bile. Zombi. Yaşayan ölüme dedi. Ailenizin içine beni aldıysanız ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Ben anasız babasız... Evet Hatice Hanım, sorun soralım. Hatice Hanım bana sorun. Şeyi sor. Bu... Reklamına çıktığı deterjan hakikaten o kadar temiz bak yıkıyor mu? Evet. Mehmet Ali Bey. Biliyor musun? Memoş. Hangi reklama çıkıyorum ben Hatice Hanım? Memoş. Canım Türkiye'm, söyle. Evet, canım Türkiye'm. Söyle Memoş. Memoş'una söyle. Hatice Hanım bir dakika. Memoş. Memoş. Efendim. Hani kapıyı çalıyorsun, kadınlar çıkıyor. Bu güncel hiç kocalarından dayak yedin mi? Yapabildiğiniz esprileri neye borçlusunuz yani? Nasıl yapabiliyorsunuz? İşte böyle kucaklarda. Bir kaynağınız var mı? Memoş. Neşe Ufuk. Neşe Ufuk, buyurun efendim. Yo. Buyurun. Alo. İyi akşamlar. Çanakkale'den. Çanak çömlek patladı. İstanbul'dan. Çanakkale'den misiniz efendim? Çanakkale'de annem var benim. Ciddi söylüyorum. Kısa mısın? Sonra bir Çanakkale'ye bağlanalım. Alo Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Neşe Hanım. Önce bir şey söylemek istiyorum. Yaptığınız reklamda deterjanlar hiç güzel değil. Siz hala ananızın deterjanını mı kullanıyorsunuz? Hayır, babamınkini. Gitti yağmur güvelek, bak Çanakkale'den arıyor. O zaman Ayşe teyze cırt yani. Evet. Alo. Yağmur. Alo. Çanakkale. Çanakkale'den. Çanakkale. Evet. Alo. Annem giller orada. Annem giller orada. Nereden geldin Çanakkale'nin? Alo. İçinden mi çalışıyorsun? Biz sizi duyuyoruz. Dardanel Tom. İyi akşamlar efendim. Evet. Nasılsınız? Hamdolsun. İyiler. Sağlığınıza duacıyız. Evet. Biz daha fazla rahatsız etmeyelim. Evet. Dudağa meyve çıkaracağım ayol. Lütfen bal yatarsınız filan. Ne olur şey yapmayalım. Ben kalkayım. Valla çok şeyler. Cevcim meyve çıkaracaksın. Ben kalkayım. Valla sizi çok affedelim. Rahatsız etmeyelim. Ne olur çok affedelim. Valla geç oldu. Biz geç oldu. Sizi de ayakta bıraktık. Valla. Yolumuz uzun. Evet Çanakkale. Alo. Canım Çanakkale. Canım Çanakkale. Yolumuz uzun. Yani beklerken bir hal oldu. Sorun sorsun ayol. Bir dakika. Bir dakika. Ben de burada ne olur yapmayın ya. Evet sor canım. Benim sorum Mehmet Bey olacak. Mahmut Bey mi? Mehmet Bey'e. Yani Mahmut Bey Gazi Osman Paşa Efendi. Mehmet Bey dediniz, yanlış anladınız. Buyurun. Mehmet Bey. Mahmut. Mahmut. Mahmut demiyorum ben. Mahmut. Bana ikiden sonra Mahmut derler. Mahmut Bey var. Mahmut. Evet. Mahmut. Durun Allah aşkına. Evde de acaba bu kadar neşeli misiniz? Evde de neşeli miyim? Evde de neşeli misin Mahmut Ali Erbil? Onu. Yani Okan Bey siz de iyice cıvıttınız yani. Ay. Aman keselim ayol. Bir dakika ya. Öyle bir şey yok. Halbuki sana sulu değerler. Evde iki tane kızım var. Bir hanımım var.
Niye sor bana cıvıttın diyen kızın sorusuna cevap veriyorsun canım? Yani ben verme, mahrum kalsın. Nurgül Kırmızı. Ağzından öyle kaçtı. Çanakkale. Çanakkale ağzından kaçılmaz. Yok, annesi gibi orada. Geçilmez. Ha geçilmez. Nurgül Kırkımcı İstanbul'dan. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz. Kendi aramızda panel yapıyoruz. İç güvesinden anlayacak. İç güvesinden anlayacak. Anlayacak. Sesinizi pek iyi duyamıyorum. Kiminkini? Hangimizinki duyulmuyorsa bağırsın. Mahmut'un sesi geliyor mu? Mahmut'unki duyuluyor. Mahmut'unki geliyor. Halk kabullendi seni Mahmut olarak. Canım Türkiye'm kabullendi. Söyleyin efendim, kırkınız çıktı mı? çıktı. Sanım efendi, sorusun sonuna kadar ben size bu hani merak ediyordunuz hani talk show'da falan nasıl oluyor stüdyonun arkasında, ben de size bir orayı göstereyim. Sanım efendi siz sorusu gelin. Vallahi bizim bu balkonu göstereceğim size. Ne var orada ya? Burada işte daha önce de söyledim. Nereye gidiyorsunuz? Durun. Arkaya gidiyoruz. Tüpleri müpleri koyuyoruz. Burada işte şehir falan görünüyor. Sırası gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Okan Bayülgen. Buyurun, bu program için büyük bir şans. Ama Okan Bayülgen'in de en büyük şansı gerçekten Şafak gibi bir yönetmenle çalışmış. Evet, bak şimdi çok güzel söylüyor. Bunu ne zamandır düşünüyordum. Böyle hep izliyorum. Buraya nasıl çıkıyorsun sen? Anne! Evet, sen çık, ben ineyim. Anne, temiz pönle ve sigara getir. Kırkımcı. Kırkımcı, soracak mısınız bir şey? Ben Mehmet Ali Ağaca. Sizi o şekilde görünce dilim tutuldu yani. Ne şekilde görünüyor? Ne şekilde o? Havalarda. Havalarda mı? Ay. Allah göstermesin. Peki Ersan Kavuklu'yu da alalım. Hah. Alo. Ersan Kavuklu. Evet, arkasından bir şeker geliyor. Evet. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Ersan Bey, sizi dinliyoruz inşallah. Ya benim merak ettiğim... Efendim? Merak ettiğim diyor. Evet. Genelde bu komedi üstüne çalışan kişiler de... Böyle manyak mı oluyor? Evet, biraz manyaklık oluyor ve... normal hayatlarında komediyi bırakın, normalden çok çok sert oluyorlar. Normalden daha sert oluyorlarmış. Size, tamam, kal. Size diyor Yalçın Bey, benden evet, çekinir yani. Evet. Siz de öyle misiniz? Yok, ben öyle sert değilimdir. Zannerle yumuşatıyoruz Mehmet Ali'yi. Yok, gerçekten öyle değil. Yani daha böyle sevecen bakıyoruz yaşama. Öyle gözüküyorsunuz zaten. Öyle gözüküyoruz. Siz nereden şey yapıyorsunuz bizi? Siz bizi nereden arıyorsunuz? İstanbul. İstanbul. Neresinden? Mecidiyeköy. İçinden mi? Aa, Mecidiyeköy. Mecidiyeköy'ün içinden mi? Tam ortasından. Hadi bir hep beraber bir shift yapalım. Shift yapalım. Evet. Shift. Ha ha ha!
sevgili Mehmet Ali Erbil, biz programımıza gelen ve Yalçın Menteş programımıza gelen ineklere, aman televizyon çocuğu dostlarına böyle tişörtlerimizden veriyoruz. Bir tane size çırptırmak istedim. Dilerseniz şimdi, yoksa evde pijamanın üzerine giyebilirsiniz. L yazıyor burada, ne oluyor? Efendim? L. Large. Large. Ayrıca da bu kalan iki taneyi de böyle. O kadar abi. Hop attık. Orada Nümay sürerken biz yeni bir telefon olarak Nihan Hanım'ı alıyoruz. Sağdım manyak. Manyak kaptı. Güvenliğe de haber verin. Evet. Şimdi efendim Nihan Hanım. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. Benim sorum hem Yalçın Bey olacak hem Mehmet Bey olacak. Yalçın Menteş'e soracaksınız, hemen Yalçın Menteş karşınızda, hayır, buyurun. Hayır, ikisine de. Yani ortak bir soru bu. Peki efendim. Evet. Ortak cevaplandı. Kameranız burada. Şimdi en soracağım soru şu. Bana sorunu sorsana arkadaşını söyleyeyim. İleride büyüyünce yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa yani yaşantınız ne zaman sona ererse bu işi o zaman bırakacağım. Ne yapmayı? Çocuk yapmayı mı? Evet. İleride de bu mesleği mi? Bir gün yani bir yere geldiğim zaman artık yani bu işi bırakacağım komedyenliği diyor musunuz? Yani yoksa hiçbir, yaşadığım müddetçe devam edeceğim mi diyorsunuz? Hiçbir sanatçının böyle bir şey telaffuz ettiğini herhalde sanmıyorum. Evet. Yani sanatçının yaşı olmaz, emeklisi de olmaz. Ben 6 ay sonra bu... Allah bizi inşallah sahnede öldürür. Evet. Sürüm süründürsün bizi. İnşallah. Bizim de isteğimiz o yani. Evet, isteğimiz bu açıkçası. Tamam. Haydi iyi geceler. Haydi iyi geceler. Tamam. Haydi iyi geceler. Zafer Erçetin Çeşme'den aramış. Çeşme, canımız. İzmir, hemşeri sarıyor, baş başa bırakalım. Okan Bey, Erçetin değil, Ertemiz. Yapma ya. Evet, gerçekten. Buradan Erçetin görünüyor abi. Buradan evet, biz de Erçetin olarak evet. Gördük. Ben de bir an canlanıyorum. Efendim, bir soyadı tahsiye yoluna gidecek misiniz? Gazete ilan veririm. Verin efendim, ben de buradan anons edeyim. Bir soyadı kaybı. Bütün Türkiye'm, canım Türkiye'm, canım Türkiye'm duysun. Buyurun efendim. Öncelikle bu programı bu saatte izleyen ineklerden biriyim. Kutluyorum. Ben de memnunum zaten yani. Evet. Böyle olmaktan. Halinden mi? İnek olmaktan yani bu, falan. Evet. Ben de memnunum. Bir latife şıptırtıyoruz yani, kimse teşekkürler. Alınmasın. Maşallah. Teşekkürler Okan Bey. Evet. Teşekkürler. Bu da bir mutluluktu. Katıldık. Şıptırtalım yani. Şıptır. Ay bir dakika, niye soru falan yok mu efendim? Var. Ama daha önce de katıldım. Ne zaman keseceğini bilmediğim için cesaret edemiyorum sormaya. Niye efendim? Isırmazlar, ham yapmaz. Fatih Bey'in programına da katılmıştım. Evet efendim. Ama hiçbir cevap alamadım. Hangi Fatih? Fatih Sultan Mehmet. Erkoç canım. Erkoç. Evet. Çok sevdim. Öyle benim, belki cevap alırsınız. Zaten sürekli aramıyorum yani. Ben biliyorum Fatih'i, siz ara sıra arıyorsunuz. Allah Allah, buyurun. Oldu pekala o zaman. Evet efendim, buyurun. Öncelikle bu programa bizim katılmakta çektiğimiz zorlukları artı bu saate kadar bizim izlemekte çektiğimiz zorlukları... Bir dakika yapmayın, programı övüyor ya. Buyurun efendim. Pardon, o zaman başka bir soru sorayım. Mehmet Ali Bey'e soracağım. Tamam efendim. Mehmet Ali Bey. Bilmiyorum. Bir saniye, önce karşımda göreyim. Bir kamerayı bir rica edeyim. Kırmızı yandı, buradaydı. Teşekkürler efendim. Evlenmek sanatçılarda daha mı zor? Ya da evliliği yürütmek sanatçılarda daha mı zor? 10 puanlık uzman sorusu. Bu cevabı anlayamadım. Bilmem, anlatabildim mi? Yani zor ya, her evlilik gibi yani sanatçıların evliliği de tabii ki şansa bağlı bir şey. Evlilikler tamamıyla şans diyorum. Siz mutlu musunuz şu anda? Tavsiye eder misiniz yani, çünkü ben de yaş itibariyle... Ne eder misiniz efendim? Tavsiye eder misin? Ne diyeyim? Sen bu evliliği tasfiye et. Ne diyeyim Stelio, ne diyeyim Demet? Mehmet Ali, evliliği tasfiye ediyor musun? Ben tasfiye ediyorum. Hayır, o diyor ki tasfiye ediyor musunuz evliliği diyor yani. Bilmiyorum ki tasfiye edip mi etmeyeyim mi? Karar veremedim daha misiniz? Ama evlilik çok güzel bir şey. Efendim? Yalçın Bey'le evliyiz. Siz evli misiniz? Evli. Bir İzmirli olarak.
Ne alakası? Bir İzmirli olarak evlenmeyi. İzmirli olarak başarabildi mi yani evlenmeyi? Hayır efendim, ben de İzmirli olarak ya, ondan soruyorum. Ne diyeyim siz ben? Başaramadınız mı kardeşim? Ben ne deseydim? Mehmet Ali Bey, siz hakkınızı kaybettiniz çünkü cevap veremediniz. Veremedim çok çünkü zor bir durumdayım şu anda. Vallahi benim yalan mı söyleyeyim kamuoyunun karşısında? Tabii. Buyurun Yalçın Menteş'e sorun sorusu seviyorum. Bakalım başarabilmiş mi evlenmeyi İzmirli olarak? Bir İzmirli olarak evliyim efendim. Peki kaç senedir evlisiniz? Peki kaç senedir evlisiniz? Evet, söyle. 16 yıldır lan! Evet. 16 yıldır lan! Yani. 16 yıldır evli misiniz? Evet. Tasfiye etmeyi düşünüyor musunuz? Belki rektifiye gerekebilir de. 100 bin bakımı falan. Şimdi peki bunu nereye getirmeye çalışıyorsunuz? Evet, nereye geliyoruz buradan? Özel hayatınıza girmeye uğraşıyorum şu Özal. Anda. Özel hayatınıza, peki. Evet, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür sizin ederim. Sizin isminiz neydi kardeşim? Efendim? İsminiz neydi Zafer. Sizin? Zafer. Zafer Erçetin. Haydi iyi geceler. Hayır. Mesut Soylu Ankara'dan. Buyurun efendim. Ankara. Alo. Alo. Ankara. İyi günler. Ankara. Ankara'nın... Ben Mehmet Ali Erbil. Bismillahirrahmanirrahim. Yalçın Menteş'e bir soru soracaktım. İzin verirseniz bir şey rica edeceğim. Siz, ben komedi sanatçısınız. Fakat bu programa katılmakla gerçekten kendinizi çok basit bir duruma düşürüyorsunuz. Çünkü Okan Bayülgen... Basit bir program yapma. Teşekkür ediyorum. Yapma ya. Ya ben de ya bunu dinleyelim. Yok hayır kestim çünkü iki saat canımı sıkacak. Bilmem hiç diyorum. Sıkılmayız basit, ya. Basit bir insan dedi. Arzu Taş Deviren. Buyurun efendim. Hepinize iyi akşamlar. Abi önceki telefona dönelim ya. Arzu'yu duymak istiyoruz. Evet Arzu. İyiyim, teşekkür ederim. Arzu programa katılarak kendinizi çok basit bir duruma düşürdünüz. Ben size bir soru sormak istiyorum. Devam edin efendim. Tiyatro sizce nedir Mehmet Ali Bey? Tiyatro bir yaşamdır. Bir masaldır. Sizin yaşam çok güzel sesiniz olduğunu biliyorum. Biçim, bana biraz şarkı söyleyebilir misiniz birazcık? Mehmet Ali şarkı söyleyebiliyor musun? Söyleteyim evet, söyleyebiliyor mi? Ne söylememi istersiniz? Sen bilirsin yani hangisini istiyorsan. Minareden at beni in aşağı tut beni. Neyi tanıdınız mı? Ne söyledin? Mehmet Ali eğer bildik bir şey söyleyeceksen orkestraya beraber çaldır. Beraber söyleyeyim. Hayır, orkestrayla. Orkestraya işte şey yapacağım. Böyle derler değil mi? Sol minör. Ama ne? Ne ama sol minör ne? Provamız yok ama. Tombul tombul. Yok öyle bir şey söylemem ya. Hayır bir... Gecenin bu vaktinde tombul. Gazetinden bir şey söyle. Sizin bir türkünüz vardı biraz. Yoğurt koydum dolaba. Evet. Tombul tombul. Onu ister misiniz bu saatte? Yoğurt. Ama sahneye alacağım seni. Hadi. Ha, tabii onu çaldırtacağım. Biliyor muyuz? Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba ellere vay. Bugün başım kalaba, bugün başım kalaba ellere vay. Seni doğuran ana ellere vay. Manyak! Başka.
sevgili izleyenler. Program gittikçe basitleşiyor. Bırak inek. Ya ineğin kafasını kırdım be ya. Lan mummuş o ya. Mum tabii. Basitleşme Allah aşkına. Porselen olsaydı. Ne kadar basit bir mum ya. Kur'an da basit üstüm. Porselen olan. Oğlum hiç anlamam. Alırsın lan bir tane inek. Bana bak lan bana. İnek kırma oğlum. Bana bak. Yak. Bu personel olanı. Mehmet Ali'nin inek almasına ya gerek yok, burada kalsın. Ya yalçın lan valla ineğin kafasını kopardı ya. Olsun ya. Alt tarafı bir inek. Boşver tamam, inek, inek inek yine ver ya. Oğlum zaten program gittikçe basitleşiyor lan. Hani programdan sonra hani bir de bir oynayacaktık. Hadi geç lan. Hadi. Tabii lan. Zaten bu komedyen milleti böyle ya. Bir an ciddi olmayı beceremiyor. Ha babam aralarında oynuyor. Siz bir şeyden sonra çekimlerden sonra... basit ya. Çekimlerden sonra birdir bir falan mı oynuyorsun? Kukalı saklambaç mı oynuyorsun? Şimdi biz tabii ki birazcık böyle şey konuştuğumuz için rahat konuştuğumuz öyle bir ortam. Yani çekimlerde evet. Daha deşarj oluyoruz daha doğrusu. Bize bir makyöz geldi. Biz de basitleştik. Basitleştik. Yani böyle konuşuyoruz. Yani? Sette yani sen. Hani senin ay demiş. Sette bunlar kötü şeyler söylüyorlar. Sen git makyöz. Çıktı işte. İşten ayrıldı. Evet işten ayrıldı. Kimin setindeyim? Mehmet Ali basitleşti ama. Ya muhtemelen. Ben basitleştim. Evet peki. Bir tane altın rengi bir fırça gördüm. Ne? Hayır onu anlatamam. Hayır. 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 Aa, anlatmayacağım onu anlatma dedim. Hayır anlatmayacak. Ne ya? Bir ya. Oğlum hani bir oynayacaktık. Zaten davul da basit. He? Hepsi basit. Ya iyice basitleşti lan program. Hadi gel Yalçın. Mehmet Ali hadi lan. Kim? Oynamayalım. Hadi gel. Oynayalım. Herkes sırayla yatıyor. Ama uzun uzun durmayalım. Uzun. Sen, senin gibi basketçi şimdi böyle. Tamam hadi ben yatıyorum. İlk önce Mehmet sonra yatıyorum. Bir daha hadi lan. Yalçın gel. Geldim. Yalçın gel. Yapacakları hiç belli olmaz. Yarın akşam yine buradayız. Bizim mutlaka arayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.